Ve merakla beklenen Apple etkinliği dün gerçekleşti. Ben de birçok teknoloji sever gibi merakla bekledim ve dikkatle takip ettim etkinliği. Etkinlik sürerken ben de notlar aldım sizlere bu videoyu çekebilmek için. Apple Park'ta yapılan bu etkinlikte hangi ürünler tanıtıldı? İsterseniz önce onlardan bir bahsedelim. Ama hepinizin en çok merak ettiği tabii ki iPhone 14 serisi. iPhone 14'ten birazdan bahsedeceğim. Diğer tanıtılan ürünler ise şunlar oldu. Apple Watch SE tanıtıldı arkadaşlar. Ben de bir önceki nesil SE'yi kullanıyorum. SE modellerinde Always Display denen, yani sürekli açık ekran olmuyor ve bazı sağlık özellikleri de eksik. Yine aynı şekilde Apple Watch almak isteyenler fakat bütçe konusunda çok yukarıya çıkamayanlar SE modelini tercih edebilir. Ve Apple Watch seri 8 tanıtıldı. Tasarımsal olarak çok büyük değişiklikler yok yine bir önceki modelle. Fakat sağlıkla alakalı iki tane çok önemli geliştirme yapmışlar. Bunlardan bir tanesi vücut sıcaklığı algılama. Vücudumuzdaki 0.1 derecelik sıcaklık değişikliğini bile algılayabilen bir sensör bulunuyor. Ayrıca bir de trafik kazası algılama sensörü getirmişler ki bu gerçekten de çok fazla hayat kurtaracak bence. Trafik kazası yaptığınızı sensörler algılıyor ve eğer bir süre siz hareketsiz kalırsanız ve herhangi bir arama yapmazsanız o ülkedeki acil servisleri arıyorlar ve olay yerine hemen müdahale gerçekleşiyor. Ve Apple Watch ailesine yeni bir model katıldı. Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra tasarımsal olarak biraz daha değişik. Ben çok beğendim tasarımını bu arada. Tabii fiyatı da güzel. Videonun sonunda bütün fiyatlardan bahsedeceğim. Apple Watch Ultra daha çok böyle ekstrem spor yapanlar, yüzücüler, doğa severler için tasarlanmış daha dayanıklı bir saat. Hem kordonu hem de saatin genel yapısı SE ve 8 modeline göre çok daha dayanıklı. Saatlerin dışında bir de Apple'ın kulaklık modeli olan AirPods Pro tanıtıldı. Yeni AirPods Pro'da tasarımsal olarak çok büyük farklılıklar göstermiyor aslına bakarsanız. Sadece teknolojik olarak bazı yenilikler getirmişler. Adaptif şeffaf mod ve yeni nesil aktif gürültü engelleyici bulunuyor AirPods Pro modelinde. Ve gelelim hepimizin merakla beklediği iPhone 14 serisine. Şimdi burada biraz hayal kırıklığı yaşadım ben. Öncelikle onu söyleyeyim. Neden? Çünkü iki farklı gruba ayırabiliriz bunu. Birincisi iPhone 14 ve 14 Plus. İkincisi ise iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. Mesela geçen yıl iPhone 13 serileri arasında, modeller arasında çok bariz farklar yoktu. Hani sadece boyut farkları vardı ve birkaç ufak detay vardı. İşte kamera farkları vesaire vardı. Ama bu sene iPhone 14 ve 14 Plus'la iPhone 14 Pro ve Pro Max arasında çok bariz farklar var. Yani iPhone 14 ve 14 Plus, iPhone 13'ten neredeyse hiçbir farkı yok arkadaşlar. iPhone 13 serisinde olan mini modelini artık rafa kaldırmışlar ve onun yerine Plus modelini getirmişler. Bu iki modeli buraya koyarsam Pro ve Pro Max'i buraya koyarım açıkçası. iPhone 14 6.1 inç, iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekran boyutuyla geliyor. 5 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bunlar mor, mavi, gece yarısı, yıldız ışığı ve Product Red denen kırmızı renkler. Dediğim gibi iPhone 13'e çok benziyor. Hatta tasarım olarak tamamen aynı. Yukarıdaki çentik bölümü yine iPhone 13'tekinin aynısı olarak iPhone 14 ve Plus modellerinde de görüyoruz. İşlemciler de aynı. iPhone 13'teki A15 Bionic işlemciyi 14 ve Plus modellerine getirmişler. Peki farkı ne derseniz iPhone 13 ile? Çok uçurum farkı olmamasına rağmen şunları söyleyebilirim. Karanlık ortamlarda ya da loş ortamlarda artık daha iyi ışık alıyor kameralar ve daha aydınlık fotoğraflar, daha net fotoğraflar çekebiliyoruz. Bir de video konusunda iki tane değişiklik var. Bunları aslında birazdan Pro ve Pro Max modellerinde daha detaylı anlatacağım ama bunlardan bir tanesi sinematik moda 4K 30 kare getirildi ve bir de zaten stabilizasyonu iyi olan bir kameraydı iPhone ama bir de action mod, hareket modu getirildi. Bu da GoPro'daki Hyper Smooth özelliğine çok benziyor. Çok sarsıntılı video çekseniz dahi bunları oldukça stabilize ediyor. Yani artık neredeyse gimbal kullanmamıza ihtiyaç bile kalmayacak gibi görünüyor. Şimdi gelelim asıl fark yaratan kısma, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max modellerine. Dün lansmanı izlerken hemen böyle yeni özellikleri ben de tweet atıyorum ve bir yandan da Instagram story de atıyorum. 14 ve Plus'ı görünce ben demiştim dedim, çentik değişmeyecek, kalkmayacak demiştim dedim. Ama Apple beni yanılttı arkadaşlar. Yukarıdaki çentik kısmı kalkmadı aslında da değiştirildi ve buna bir isim verilmiş. Dynamic Island demişler bunun adına. Bence çok hoş olmuş bu arada. Bazı Android modellerde de gördüğümüz böyle ön kameranın olduğu yerde oval bir kısım var bildiğiniz gibi. Apple da buna benzer bir tasarım yapmış ama sadece tasarım olarak kalmamış bu. İşte Apple'ın farkı burada ortaya çıkmış. O tasarımı yazılımla birleştirmişler. Dynamic Island kısmında ne oluyor? Mesela siz ekranda oyun oynuyorsunuz tam ekran ya da film izliyorsunuz ya da bir işlem yapıyorsunuz. En sinir bozucu şeylerden bir tanesi sürekli yukarıdan bildirim düşmesiydi arkadaşlar. Artık o bildirimleri Dynamic Island kısmında göreceğiz ve çok daha
estetik, şık bir şekilde çıkacak bunlar. Farklı animasyonlarla gelecek. Ya da işte telefon görüşmelerimizi orada göreceğiz. FaceTime arabalarımızı orada devam ettirirken ana ekranda başka şeyler yapabileceğiz. Bence en farklı ve en güzel özelliklerden bir tanesi Dynamic Island olmuş diyebilirim bu yeni modeller arasında. Diğer tasarımsal özelliklerine baktığımızda da Pro ve Pro Max 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bunlar derin mor, altın, gümüş ve uzay siyahı renkleri. Özellikle uzay siyahını ben çok beğendim. Boyut olarak da 14 ile Plus ile aynı. Yani şöyle 14 ile Pro 6.1 inç, 14 Plus ile 14 Pro Max ise 6.7 inç. Yani bu sene iPhone 2 farklı ekran boyutu çıkarıyor aslına bakarsanız. Ayrıca yeni gelen özelliklerden bir tanesi de ilk defa iPhone'larda Always Display özelliği geldi. Yani her zaman açık ekran özelliği. Tabii ki iPhone'larda şarjla alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bildiğiniz gibi. Bunu sürekli kullanır mıyız emin değilim ama ekranın her zaman açık olması da oldukça şık görünecek. Çünkü kilit ekranını iOS 16 ile birlikte kişiselleştirebiliyoruz. Ha bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz ya da zaten telefonunuzu ters çevirdiğinizde veya cebinize koyduğunuzda iPhone'daki sensörler bunu algılıyor ve ekranı zaten o zaman da kapatıyor. Ayrıca bir önceki model olan iPhone 13'e göre 2 kat daha fazla ekran parlaklığı getirmişler. Bu da güneşli havalarda ekranı daha rahat görmemiz sağlayacak. Ama kronik bir iPhone sorunu olan ekran kararma sıcak havalarda, bunu birçoğunuz yaşamışsınızdır eminim ki, ya da çok işlem yaptığınızda iPhone ısınıyor ve ekranı karartıyor bildiğiniz gibi. Bu çok ciddi bir sorundu. Umarım bunu düzeltmişlerdir. Bununla alakalı çünkü cidden çok ciddi sıkıntı yaşıyorum şahsen ben. Çünkü Adana'da yaşıyorum ve hava 40-45 derece ve sürekli iPhone'umun ekranı kararıyor arkadaşlar. 14 ve Plus'ta ana kamera ve geniş açılı kamera varken Pro ve Pro Max'te 3 tane kameramız bulunuyor yine. Bunlardan bir tanesi 1x ana kamera. Bu 24 mm'ye denk geliyor. 1.78 diyafram açıklığı var ve ikinci nesil sensör bazlı OIS getirmişler. Bildiğiniz gibi iPhone 13'te sensör bazlı OIS, yani titreşim engelleyici getirmişlerdi. Yani sizin yaptığınız hareketi absorbe eden hareket yapıyordu sensör ve daha titreşimsiz, daha stabil görüntüler çekiyordunuz. Zaten iyiydi. Çok daha iyi olmuştur diye düşünüyorum. Diğer bir kamera 0.5 ultra geniş açılı 13 mm'ye denk gelen, ayrıca makro özelliği de olan kameramız. Bu da f2.2 diyafram açıklığına sahip ve 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. Ana kameranın çözünürlüğünü söylemedim. Onu birazdan söyleyeceğim. Çünkü o da yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Bir de üçüncü kamera var. Bu da telefoto kamera. iPhone 13'te 3x optik zoom'u getirmişlerdi. Bunda ise önceki modellerde olan 2x'i de getirdiler. Yani 2x ve 3x çekim yapabiliyoruz telefoto kamerayla. Ben çoğu zaman çünkü 2x'i aramıştım. 13'te 3x olduğu için. Bu da hoşuma giden özelliklerden bir tanesi oldu. Bu kamerada 2x'de 48 mm, 3x'de ise 77 mm'ye denk geliyor. 2.8 diyafram açıklığı var ve bu da 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. Ön kamera, yani selfie kamerasına ise otomatik netleme özelliği geldi. Ayrıca True Depth teknolojisi biraz daha geliştirilmiş. Dolayısıyla Face ID daha güvenli hale getirilmiş. Ve yine bir önceki modeli daha açık bir diyaframa sahip. 1.9 diyafram açıklığında ve yine 12 megapiksellik fotoğraf çekebiliyoruz bununla. Tekrar ana kameraya dönecek olursak işte bomba özelliklerden bir tanesi 48 megapiksel fotoğraf çekebiliyoruz artık arkadaşlar. Yani bir önceki modele göre 4 kat daha fazla piksel yoğunluğu olan fotoğraflar çekebiliriz. Bu da profesyonel fotoğrafçılık anlamında iPhone kullananlar için gerçekten de muazzam bir özellik. Ve beni en çok ilgilendiren özellikler video özellikleri tabii ki. Video özelliklerinde de 14 ve Plus modellerinde olduğu gibi Pro ve Pro Max modellerinde de aynı şekilde sinematik moda 4K özelliği getirildi. 13'te 1080 30 kare çekebiliyorduk. Yeni modellerde ise 4K 30 kare ya da daha sinematik görsel elde etmek isterseniz 24 kare çekimler yapabileceğiz artık. Şimdi sadece bunun üzerinde durmuşlar ama umarım bu derinlik algısı ve o sanal diyafram olayı, yani portre modunda yaptığı şeyi daha iyi yapıyordur diye düşünüyorum. Ve bir de yine az önce söylediğim gibi action mod, yani hareket modu getirildi. Artık çok daha sarsıntı çekimleri daha stabil yapabileceğiz. Yani artık gimbal kullanmamıza ihtiyaç kalmayacak neredeyse. Action modda 4K değil 2.8K çekim yapabiliyoruz ve maksimum 60 kareye kadar çıkabiliyoruz. Sıra geldi işlemciye. 14 ve 14 Plus'ta dediğim gibi 13 ile aynı işlemci olan A15 Bionic işlemci kullanılırken
14 Pro ve Pro Max'te ise A16 Bionic işlemciyi çıkarmışlar. Bu işlemci saniyede 17 trilyona kadar işlem yapabiliyormuş arkadaşlar. Ve 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU'ya sahip bir işlemci A15 Bionic işlemci. Şarj konusuna da bakarsak Apple'ın iddiasına göre Pro Max'i 29 saat, Pro ise 23 saat kesintisiz kullanabiliyormuşuz. Tabii ki denemeden bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Kapasite özelliklerine de bakarsak 128, 256, 512 GB ve 1 TB'lık modelleri olacak bu telefonların. Şimdi gelelim en can sıkıcı kısmı arkadaşlar, fiyat kısmına. Apple Watch SE'nin başlangıç fiyatı 6000, Apple Watch Seri 8'in başlangıç fiyatı 9300 ve Apple Watch Ultra'nın başlangıç fiyatı, evet hazır olun, tam 28 bin lira arkadaşlar. Yani kim bir saate 28 bin lira verir Türkiye'de? Onu bilemiyorum. AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı ise 5400 lira olacak. Ve iPhone 14 modellerinin fiyatlarına bakacak olursak da, yani burayı dinlemeseniz daha iyi bence, canımız sıkılmasın. iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 31.000, iPhone 14 Plus'ın başlangıç fiyatı 35.000, iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 40.000 ve iPhone 14 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 44.000 lira arkadaşlar. En üst modelini alırsanız ise yaklaşık 57 bin liraya falan denk geliyor. Maalesef Türkiye şartlarında tabii ki bu paralar muazzam yüksek paralar. Peki kimler bu telefonları tercih etmeli diye soracak olursanız, eğer iPhone 13 kullanıyorsanız iPhone 14 ve 14 Plus'ı kesinlikle tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi neredeyse birebir aynı telefonu çıkarmışlar piyasaya. Sadece ufak tefek birkaç tane detay eklemişler. Ama bu işten para kazanıyorsanız, bakın bir kere daha söylüyorum, sırf böyle artistik olsun diye iPhone alanları ben gerçekten anlayamıyorum. Mesela ben bu işten para kazanıyorum arkadaşlar ve iPhone aldığım zaman ona harcadığım parayı ben bir süre sonra zaten yaptığım işlerden çıkarıyorum. Sosyal medya işi yapıyorsanız, video prodüksiyon işi yapıyorsanız ya da telefon mobil fotoğrafçılık işi yapıyorsanız bu telefonları tercih edebilirsiniz. Bütçenize göre tabii ki. Muhtemelen ben 13 Pro'dan 14 Pro modeline geçiş yapacağım tabii ki. Çünkü teknoloji kanalım var ve yenilikleri sizlere aktarmak zorundayım. Ayrıca bir de fotoğrafçılık ve videografi işleri yapıyorum ve birçoğunda da iPhone kullanıyorum. O yüzden tercih edebilirim. Ama onun dışında tercih etmeniz için pek de bir sebep yok. Eğer yurt dışından alabiliyorsanız bence yurt dışından almaya bakın zaten. Çok daha uygun fiyata gelecektir muhtemelen. Evet, Apple etkinliğinden sonra benim ilk izlenimlerim ve sizlere aktarmak istediğim detaylar bunlardı. Sizlerin ayrıca merak ettikleri varsa ya da düşüncelerinizi yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.